Onlar gittiler, gelmediler. Onlar gittiler, dönmediler. O dönülmeyen yer Çanakkale. 2.250.000 evladımızı, gencimizi şehit verdik biz Çanakkale'ye. Derelerinden sel gibi kan akıyor. Böyle bir mahkûmü 18 Mart. Karıştırsanız toprağı 100 sene geçmesine rağmen mermi bulursun kafatası ve o şehitlerin kemiklerini. 1 metrekareye 6.000 merminin düştüğü Çanakkale unutulur hiç. Sen göğsünü siper etmeseydin, sen ey şehit oğlu şehit, orada kendini feda etmeseydin, ben yoktum bugün, vatanım yoktu. Ezanım, bayrağım, istiklalim yoktu. İşte o 250.000 şehide nasıl öderiz borcumuzu? Unutmayalım şehitlerimizi. O gün 3 yaşında çocuklar vardı. Baba diyemezken babasını gönderdi. Doğmamış anne karnında evlatlar vardı. Babası Çanakkale'ye gitti, dönmedi. O gün nişanlılar, yavuklular vardı. Ey 15'li 15'li Tokat yolları taştı diye türküler söylerdi. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Kimisi nişanlı, kimisi evli. Hep böyle biliriz Çanakkale'yi. Bundan sonra da böyle anlatacağız. He, unutmayasınız. Gençlerimiz ve çocuklarımız unutmasın diye. Diyordu ya, babam nerede? 6-7 yaşına, 10 yaşına girince çocuk, babam nerede soruyordu annesine. Anne, benim babam yok mu? Nerede kaldı, gelmedi. Gözlerinden akan yaşı el uzatıp silmedi. Ben büyüdüm. Beni görüp muradına ermedi. Saçlarımdan okşayıp da gözlerimden öpmedi. He, babalar geldi. He, askerler geldi. Anne, benim babam geldi. He, yetimler yüzü güldü. Anne, benim yüzüm gülmedi. Diye anlatıyordu anneler büyüyen çocuklarına şehitlerini. Anneciğim, 10 yaşındaki evlat ki rüyalarına giriyor babası elbette. Anne, ben babamı gördüm gece dün rüyamda. O kahraman babacığım şehit olmuş Çanakkale savaşta. Ağlama sen Nazlı yavrum, ben edeyim figanı. Vatanıma milletime kurban verdiğim babanı. Vatanıma milletime şehit verdim babanı. He, askerler, babalar geldi. Ama annem, benim babam gelmedi. He, yetimler, yüzü güldü ama benim yüzüm gülmedi. Şehit, babalarının evlatlarının nasıl yüzü gülsün ki? Şehit anneleri nasıl? Üzüntü, sabır, metanet. Evet. Niceleri evlatlarını gönderiyor, gelmiyor. Beklerken yolunu ay yıldızlı bayrağa sarılıp tabutu böyle geliyor. Evet, onun için evlatlara ağlanır, giden evlatlara dua ediyoruz. Bugün de dün akşam şehitlerimizi andık. Dualar ettik, bugün de hatırlıyoruz. Onlara bu cumanın vaktinde rahmet diliyoruz. Cümle şehitlerimize ne desek, ne söylesek, ne kadar dua etsek azdır.
Yeah.
Ya ilahi,
Anamız, babamız, dedemiz, nemiz, kısım akraba bütün ölenlerimizin ruhlarını hediye eyledik. Şad eyle ya Rabbi. Cennetle eyle mekanlarını Allah'ım. Ve özellikle de şu anda okumuş olduğumuz bu dualardan hasıl olan sevabı ya Rab, mevlid sahibi kardeşimiz Mustafa oğlu merhum Serdar kardeşimizin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Diğer ölenlerinin usulü furundan ahirete intikal edenler ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle, affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kabirlere nur, mekanlarını cennet et ya Rabbel alemin. Ahiru akıbetimizi hayır eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Korkuyoruz son nefesimizde. Tutulursa bu diller, söylemezse buyurun kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ölmeyi, huzuruna gelmeyi, imanla gitmeyi bizlere bahşeyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.